Tekno hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginç bir ürün var yanımızda. Evet. Digital'in Live Array'ı. Evet. Ne yapıyor bu alet abi? Şimdi bu Vestend Digital deyince herkes hard disk bekliyordur yani, falan depolama bekliyordur ama bu bir e, elektrik hattı üzerinden ethernet bağıntısı sağlayan bir kutu ya da Hı -hı. internet ileten diyelim bir kutu. İki kutu. <laughs> Şimdi setin içinden böyle e, gördüğün gibi ufak tatlı bir kutusu var Murat. İki cihaz çıkıyor, iki tane router çıkıyor özel. Bir de kabloları çıkıyor. Şimdi esprisi şu. Bunu router'ın olacak evde kendi tabii, tabii. ADSL modemin, router modemin ya da router'ın. Şuradan Ethernet kablosuyla bir de güç kablosu. Ethernet kablosuyla dört portu var birine bağlıyorsun router'a herhangi bir cihaz gibi. Bunları da elektriğe bağlıyorsun. Tabii, tabii. Bu cihaz bütün şeyi yani senin router'ından aldığı hani interneti, i̇nterneti. Evinin elektrik şebekesine dağıtıyor. Bu kablo aldığı şu kablosu üzerinden. Sen öbür odadaki hani üç çok büyük 5 odalı bir evimiz var diyelim. Tabii. Salondan ben bunu bağladım böyle. Sen de en arka odadaki şeye takıyorsun. Prize elektriği takıyorsun. Ucuna bu cihazı takıyorsun. Artık bu sanki senin doğrudan router'ına bağlanmış bir ikinci router gibi bir şey. Bunun artık dört tane portu var. Dördünde de internet var. Buraya ister işte birine televizyonunu bağla, smart TV'ni bağla, birine NAS cihaz bağla, birine laptopunu bağla, kablolu olarak ya da desktop bilgisayarını bağla, kablolu olarak konu. Yani bu dört portta da artık internet var. Çok iyi. Ve arada salondan arka odaya kadar duvarları dele dele, evin anasını ağlatı ağlata kablo çekmen gerekmiyor. Çok güzel. Müthiş bir şey. Kesin şey çok güzel sonra Murat bak. İki cihaz aynı hani A cihazı B cihazı işte verici alıcı falan öyle bir şey yok. İki cihaz tamamıyla birbirinin aynı. Hiçbir şey yazın ikisi de dört port. Ee, ve hani kurulması çalışması demin anlattığım kadar basit. Hiçbir ayar yok. Hmm. Var istersen ince ayara gireceksen eğer ince ayarla uğraşmayacaksan bu söylediğim kadar basit. Elektriğe tak, router'a tak vericiyi. Alıcıyı da işte direkt elektriğe tak öbür odada çalışıyor. Bu kadar basit. Dört portta da internet var. Bunun performansı diye bir şey var mı? E var tabi şimdi şöyle hani Western Digital 200 megabit demiş ama çoğumuzun evindeki routerlar 100 megabit. Bir kere bunu unutmayalım. Bir de şu var tabi Western Digital'de paragraptez para içinde şey demiş o demiş 200 megabit ideal hmm. şartlar altında. Ben kendi evimde 40 megabit bağlat, bağlatabildim. Evimin elektrik tesisatı o kadar iyi değil. Topraklı, topraksız olması fark etmiyor. Farkındaysan zaten evet. topraksız fişle çalışıyor. Ben 40 megabit alabildim ama yaptığım iş için yetiyor. Ben ne yaptım Murat? Bu bizzat ben evimde bu sistemi hayata geçirdim. Şöyle. Televizyonum akıllı TV ama illaki hani kendi markasının USB şeyini istiyor. Ya Ethernet'ten bağlayacaksın ya da Wi-Fi için kendi markasının ürettiği hmm. dongle'ı alacaksın. 70 dolar. Bir dongula 70 dolar vermem. Evet. E, e, Blu-ray player'ım... ...Ethernet destekliyor. Wi-Fi bağlayamıyorsun, Ethernet destekliyor. Salonda ayrıca ne var? İşte... ...West End Digital Media Player var. Evet. Wi-Fi... Wi-Fi ...takabiliyorsun ama Ethernet destekli. Xbox var. Dört e, tane yani eğlence modülünde dört evet. tane cihaz var. Hepsinde Ethernet var. Hepsi beni internete bağla diye... ...bağırıyor. Fakat işte hepsine bir USB stick taksam yanmışım. Tabii. Ee, ucuzundan bile alsam yanmışım. İşte zaten dediğim gibi televizyonda Blu-ray player illa kendi markalarını istiyor. İkisi 140 dolara patlar bana. Ethernet çeksem duvarlar delinecek. Ya, ya böyle her yerden kablolar geçecek hanım kapıya koyacak bizi. Ya da duvarlar kırılacak delinecek falan tozlar uçuşacak bir başka bir türlü bir skandal çıkacak. Murat bununla kendi odamda işte router'dan bağladım. Bağlayıp prize elektriği açtım. Salonda da bu eğlence merkezinin arkasına bunu taktım. Dört tane kabloyla da televizyonu, Blu-ray player'ı, Xbox'ı, West Endish'ler, medya Player'ı dördünü de bağladım. Hepsi açtığım anda internetteler mi? internetteler. Xbox şey demedi. Xbox'ı internete bağlarken port mort meselesi olur. Plug and play değilse router'ın işte port aç şu aç. Hiçbir sorun olmadı. Hiçbir ayar gerekmedi hiçbirinde. Dördü de internete çıktı. Peki sen az önce bir istersen ayar yapıyorsun demiştin ya ne yapıyorsun? Şöyle Murat bir kere şunu söyleyeyim. Bu ikisiyle sınırlı değilsin. Daha çok kutu alıp her evet, odaya abi. bir kutu koyabiliyorsun. Destekliyor. İşte orada ayar gerekebiliyor ve şu gerekebiliyor. Ayırıyorsun. Yani bir A istersen bu iki cihaz birbiriyle konuşsun ama... ...hani bunun elektrik hattına yaydığı interneti çok basit konuşuyorum bundan başkası alamasın. O zaman işte şifreyle birbirlerine özel 128 bit encryption ile özel bağlıyorsun. Şeyi kurabiliyorsun. Hanımın ağı, şey benim ağım çocukların ağı. Sen mesela router'dan işte kendi odana özel bir bununla bir bağlantı kurmuşsun. Aynı elektrik şebekesi üzerinden çocuklara da ayrı cihazdan ayrı bir ağ yaratabiliyorsun. Sonu dediğim gibi kutu sayısı artabiliyor. Ama çok da şey değil zaten 4 port. Bunun ilk çıkanları tek porttu. 4 port olması zaten bayağı şey sağlıyor. Evin elektriğinin bağlantı kalitesi üstündeki etkisi ne? Şimdi şöyle, bir kere şu surge protector denen akım koruyucularla çalışmıyor. Hı. Ben de denedim. Yani zaten Westandards en baştan yazmış çalışmaz diye. Çalışmıyor bildiğimiz anlamdaki şu üçlü priz dediğimiz ya da uzatma kablosu dediğimiz şeylerle çalışıyor. Anahtarlı olması da sorun değil o zaten basit bir anahtar ama bu işte Belkin'dir işte Tunçmatik'tir falan Search product, Protector denen şeylerle çalışmıyor. Bunun dışında hani ben şunu denemek isterdim ama açıkçası deneyemedim Murat. Hani daha yeni taşındım komşuda değil mi? Komşuda komşuya sinyal ulaşıyor mu? Onu merak etmek isterdim. Apa, dairenin dışına çıkıyor mu? Denemek isterdim. Ama hani onu belki burada bula komşudan rica eder, birazdan gider deneriz. Ee, işte orada da şifre falan işe yarayabilir. Hmm, Çünkü komşuda bir tane bundan koyup. <laughs> <değil mi? gülüyor> Ama ha şöyle çok basit bir yazılımı var. Koysa görürsün. Ha, doğru. Ya, çok üç ekranlık bir yazılımı var Murat. Ben ekran görüntülerini gireceğim videonun üzerine. Üç tane ekranı var. Birinci ekranında. Şu hani bir cihaz kendini verici durumuna getiriyor ya router'a direkt bağladığın cihaz. Onu görüyorsun ve alıcıların listesini görüyorsun. Evet. Dediğim gibi hani komşu ya da senin elemanın hani sana çaktırmadan bir tane daha router'ından koyarsa görüyorsun orada listede. Hızını, bağlantı hızını gösteriyor. İşte şifreyi falan oradan girebiliyorsun. Ee, hepsi bu. Bu teknoloji ne zaman çıkmış ortaya? Yani? Ya bu aslında başka bir firmanın geliştirdiği evet. teknoloji. Digital'in kendi yani laboratuvarında geliştirdiği bir teknoloji değil. Hani daha başka bir üniversite falan kaynaklı bir teknoloji. Yani bu uzun zamandır var da Gayet işte bu kadar de. basit hale yeni geldi. Hmm. Bu kadar hiçbir ayar gerektirmeden falan çalışır hale yeni geldi. Murat, şu set 100 Türkiye fiyatı 120 121 dolar, dolar abi. Heh, 120 yani dolar. Her şey dahil 260 lira. İşte şu set. Ha bir de tabii şöyle Wi-Fi bazen mesela şimdi bizim bu, bulunduğumuz bina eski bina duvarlar kalın. Wi-Fi sinyali acayip azalıyor. Türkiye'de zaten hani biliyorsun mesela Amerika'da duvarlar alçıpandır. Hani biz alçıpan deriz ya alçıpandır. Sinyali kesmez. Bizim duvarlarımız tuğladır. Yutong'dur. Sinyali şu kalınlıktadır, daha çok keser. Bizde işte Wi-Fi'nin çekmediği yere bunu çekiyorsun. Hmm. Bir, bir kere zaten işte kullanım amacı o. Wi-Fi gitmiyorsa bununla götürebiliyorsun. Wi-Fi'ye güvenmiyorsan, havada sinyalim dolaşmasın diyorsan ya da şeye kafayı takıyorsan, efendim Wi-Fi sinyali kanser mi yapıyor falan kafayı takıyorsan bu sinyal minyal havaya yaymıyor. Stabil bir bağlantı istiyorsan, bunun bağlantısı daha stabil. Ee, işte mesafe güven, ya da işte benim durumum. Televizyonu Ethernet'le bağlamak benim için daha karlı ee, wi ile bağlamaktansa. Ee, sonuçta iki tane USB dangle alıp da oradan başka yerde kullanamayacağıma şu seti alıp dört cihazı bağlayabilirim. Benim gördüğüm bu setin tek bir sorunu var. Bence kimsenin haberi yok böyle bir şey satıldığında. Ya daha iyi anlatmak lazım. Rakip evet. markalar da var piyasada. Ee, dört port değil çoğu ama var. Yani ee, fazla basında yer verilmedi ya. Biz hani bir ilgi gerçekleştiriyoruz gibi bir şey. Ee, çok konuşulmadı. Daha çok belki yani, anlatılması lazım. Her eve lazım bir ya. Yani. kesinlikle hani her eve lazım demeyeyim ama bazen şey bizim hayat kurtarıyor. Ha, bizim bizim tarzımızda. Ee, dediğim gibi ben çünkü Murat televizyonumu, işte Blu-ray player'ımı ve seslendiriciler medya player'ımı hadi Xbox'ın kendi wi fiyi var. Ama bu üç cihazında internet bağlantısına ihtiyacı vardı. Bunun sayesinde bağladım. Evet. Ne oldu? Televizyon kendini, Blu-ray player kendini otomatik firmware update yapıyor. Evet. Bağlar, bağlamaz ikisi de şey dediler. Firmware update'i var, yapalım mı? Artık çünkü televizyon dediğin, DVD player dediğin bile bir bilgisayar. Evet. Kendi kendini update ettiler. Ne oldu? Şu anda işte benim televizyonum Skype varmış mesela ben bilmiyorum. İşte Skype'dan şey yapabiliyor bana hava durumunu gösterebiliyor falan filan. Twitter'dan benim mesajlarımı gösterebiliyor. E Blu-ray player'ım YouTube'a girip ya da koyduğum Blu-ray'in şeyini çekiyor Bilcesine. internetten. Bilgisini çekip bana ekstra şeyler açıyor. E ne güzel işte bunların hepsi atıl duruyordu açıldı. E çok da bir para harcatmıyor evet. sana yüz küsur dolar. Güzel. Bu bizim tekno de bile işimize yarar. Salonda Wi-Fi sinyali gelmiyor. Evet. Bunu her şey yapabilirsin. Son olarak onu söyleyeyim. Bunun ucuna bir de ucuz access pointler var ya, var ya wireless access point. Tek port kablosuz ağ yaratıyor. Bunun ucuna da onu takıp salona kablosuz Sonra. interneti götürebiliriz. Sonra. Bana güzel cihaz Murat. Basit. Süper basit. Fiyatı uygun. Alınır mı? Bence alınır. Peki. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.